Değerli izleyenler, Kanal 23 ekranlarına Gazze'yi Unutma programına hoş geldiniz. Bu hafta programımızda Anadolu Gençlik Derneği Elazığ İl Başkanı Sayın Yemliha Akyıldız'ı konuk ediyoruz. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım, geçtiğimiz 8 aydan bu yana İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım devam ediyor. İsrail tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de binlerce sivili, kadını ve çocuğu katlediyor adeta. Sizler bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, 7 Ekim'den itibaren hemen hemen 8 ay bitti. 9. aya girmiş bulunuyoruz. 40 binden fazla şehidimiz var. Gözü dönmüş katil sürüsü diyoruz onlara biz. Devlet bile diyemiyoruz. İsrail devlet değil. Çünkü o bir aslında terör örgütüdür. Devlet olamaz. Çünkü hiçbir devlet bu şekilde bir soykırım yapamaz, yapmamalı. Bunların böyle katliamları söz konusu. 40 bini geçen şehidimiz var. Yalnız buna karşılık Gazze'deki mücahitlerin, Gazze halkının, El Kassam Tugaylarının, Hamas'ın direnişi söz konusu. Onlar da gereken cevabı veriyorlar. Ama tabii İsrail o gereken cevabı alıyor ama sonuçta onlar da katliamın dozajını arttırma suretiyle sivil halkı, çocukları, kadınları, masum insanları katletmek suretiyle bu şekilde böyle bir soykırıma girişmiş durumda. Evet. Evet. Peki hocam, İsrail'in Filistin'deki asıl amacı nedir? Nereye varmak istiyor? Evet, şimdi burada tabii tarihi şeye baktığımız zaman bunların bir planları var. Arz-ı Mevud dediğimiz, bunu zaman zaman söylüyoruz, sizler de biliyorsunuz. Arz-ı Mevud planları, yani Fırat'tan Nil arası bütün toprakların kendilerine ait olma düşüncesi var. Ki bunlar da bu görüşlerini Kabbala dedikleri bir büyük kitabı, sihir kitabından alıyorlar. Tevrat'tan alıyorlar. Bozulmuş Tevrat'tan tabii diyebiliriz ona. Tabii. Onlar Tevrat'ı adeta bir ibadet kitabı olarak kullanıyorlar ama onların siyasi olarak veyahut da diğer hareket olarak baz aldıkları kitapları Kabala büyük kitabıdır. Onlar bundaki kehanetlerden yola çıkma suretiyle bu katliamları yapıyor ve orada kendilerine bir arz-ı mevut, vaat edilmiş topraklar hayali oluşturmuşlar ve ona ulaşmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. İşte o da bizim işte Türkiye'mizin de birçok ilin içine aldığı, Doğu Güneydoğu illerinin içine aldığı, ta Mısır'a kadar Nil arasındaki birçok coğrafyayı, birçok toprağı ilgilendiren mesela. Bunun içerisinde Suriye var, Irak var, Yemen var, Lübnan var, Ürdün var. Yani bu saydığım bütün ülkeler ilgilendiren, hatta dolaylı olarak da çevredeki diğer ülkeleri ilgilendiren, işte Libya'yı ilgilendiren, Kıbrıs'ı ilgilendiren bir mesele aslında. Onlar bu şekilde bir planları var. Aynı zamanda daha önceki yine programlarda bahsetmiştik. Onlar bu katliamları yaparken gözlerinden yaş bırakmıyor. Niye? Çünkü onların bir şeyler var. İnanışlarına göre de, o Kabbala'dan aldıkları inançlara göre kendileri yeryüzünün üstünlükleri, üstün olarak yaratılmışlar. Diğer bütün ırklar ise, yani Yahudiler üstün ırk, diğer bütün ırklar ise, diğer bütün insanlar ise bunlara hizmet etmek için yaratılmış olan insan görünümlü varlıklar ki bunları onlar kendi literatürlerinde Goyim adını veriyorlar. Bu şekilde diğer insanları insan dahi görmüyorlar. Yani insan görünümlü hayvanlar olarak gördükleri için onların işte bir çocuğu katletmesi veyahut da bir masumu veyahut da bir işte kadını eli silah tutmayan, Sami'yle sivil olan insanları öldürmesi tesadüf değil. İşte onların bu yıllar yılı işte 5000 yıla belki dayanmış olan düşüncelerinden, fikirlerinden bu bozulmuş olan Kabbala'nın kaynaklanan fikirleri. Evet. Evet. Peki hocam, biliyoruz ki İsrail'in asıl amacı Arz-ı Mevud'u gerçekleştirmek. Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin doğusunu, güneydoğusunu ve diğer Müslüman ülkeleri kapsayan bir alana sahip. Peki bizler de bunun farkındayız. Diğer Müslüman ülkeler de bunun farkında. Bu İslam ülkelerinin sessizliğinin sebebi nedir? Evet, işte bizi yaralayan husus da o aslında. Sözüm ona 57 tane İslam ülkesi var ama hiçbirinin sesi çıkmıyor. İşte sesi çıkan birkaç tane ülke var bunlar içerisinde. Bir Yemen var. Saldırılar ilk başladığı günden itibaren işte oradaki İsrail'e ticaret yapan gemiler, en azından onun elinden gelen odur. O gemileri engelleme vazifesini kendine görmüş. O gemileri bırakmıyor İsrail'e. Elinden geldiği kadar onların engel olmaya çalışıyor. Onun dışında işte Lübnan'dan yapılan zaman zaman ataklar var. Ve bunun haricinde işte bizim 57 İslam ülkesi sadece kınamakla yetiniyor, işte basın açıklaması yapmakla veyahut da telin etmekle yetiniyor. Bunun ötesine geçilmesi lazım aslında. Çünkü onlar burada bir katliam, bir soykırım gerçekleştiriyorlar ve bunu yaparken de bir güç kullanıyorlar, zalimane bir güç kullanıyorlar. O yüzden onların anladığı bir dil var aslında. Bunu
yıllarca işte Erbakan hocamız seslendiriyor, dillendiriyordu. İsrail kınamaktan değil güçten anlar şeklinde. Onlara bu gücü uygulamak lazım. Yani her yönüyle donanımlı olmamız lazım. Bütün İslam ülkelerinin donanımlı olması lazım. Yöneticilerini iyi bir şekilde seçmeler lazım ve ona göre o donanımlarla birlikte güçlerini iyi bir şekilde hazırlayıp ve bu zalim Siyonist, bu Siyonist düşünceyi yerle ihsan etmeler lazım. Evet. Peki hocam, evet. Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana tavrını nasıl buluyorsunuz? İlk başta maddi yardımlar, ilaç yardımları gönderildi. Daha sonrasında İsrail'le ticaret ilişkileri koparıldı. Evet. Ancak toplumun bir kesimi bununla yetinmeyip gerek Kürecik, gerek İncirlik'teki üslerin kapatılmasını ve daha fazla şey talep ediyorlar. Sizler bu noktada neler düşünüyorsunuz? Elbette tabii yapılacak birçok şey var. Ülkemiz olarak da başta işte yardımlar gittiği zaman işte yardım yapılmasın dendi. Sivil toplum kuruluşları olarak işte bizler Elazığ, El-Aksa platformu olarak veyahut da diğer illerdeki bütün platformlar, bütün STK'lar bunu dile getirdiler. Ticaret yapılmasın. Başta ticaret yapılmıyor dendi ama sonrasında ticaretin olduğu, işte Dışişleri Bakanlığımızın ticaret kısıtlaması geldi kararıyla demek ki bir ticaret yapılıyormuş, bir kısıtlama geldi. Ondan sonraki birkaç hafta sonraki süreçte ise tamamıyla ticaretin bittiği düşüncesi var. Ama tabii bu olması gereken bir şey. Daha ilk günden itibaren yani bu saldırılar başladığı andan itibaren, hatta daha ötesinde de öncesinde de böylesine zalimane işleri yapabilecek ki bunlar belliydi. Yani yıllar öncesinden bunların yaptığı işte 7 Ekim'le sınırlı bir olay değil. Çünkü tam 75 yıllık bir zulüm var orada. 75 yıllık bir soykırım var. Onun neticesinde bunların yapılmaması lazımdı. Ticaretin veyahut da diplomatik ilişkilerin tamamıyla kesilmesi lazımdı. Ülkemiz yani bir şeyler yapıyor ama yeterli değil. İşte halk noktasında da baktığımız zaman halkımız da yine bu boykotunu yapıyor ama bu da herhalde ki yeterli seviyede değil. Halkımızın bilinçli olması lazım. Bir düğüne gittiğimiz zaman düğün masalarında bile hala daha işte o ben ona melun içecek diyorum. Adını dahi insan vermek istemiyor. İşte Coca-Cola dediğimiz ve onun yan ürünleri dediğimiz. Kendi mütedeyyin insanlarımızın düğünlerinde bile onlar masalarda servis ediliyor. Bu şekilde halkımız bu aslında boykot işini tam olarak yerine getirmiyor. Yapan kesimler de var. Bunu başından itibaren iyi bir şekilde yapan, boykotunu yapan insanlarımız da var ama hiçbir şekilde umursamayan insanlar da var. Bu şekilde boykot çağrısını biz yeniliyoruz. Onların güçlerini kırmak için de bu önemli. İnşallah halkımız bu düzeye gelir. Sizler sayesinde, işte bu basın sayesinde veyahut da işte yapılmış olan eylemler sayesinde inşallah bunu sağlarız diye düşünüyoruz. Evet. Peki, biliyoruz ki Amerikan hükümeti ve Avrupalı devletlerin hükümetleri açık bir şekilde İsrail'i destekliyor bu saldırılarda. Evet. Ancak İsrail'e yönelik halklar tarafından bir karşı görüş de var. Gerek Avrupa'da gerekse Amerika'nın çeşitli üniversitelerinde büyük eylemler, protestolar düzenleniyor. Evet. Bu eylemler ve protestolar sizce hükümetlerin İsrail'e olan desteğini geri çekmesine sebep verir mi? Elbette ki tabii şimdi bunlar özellikle üniversite olayları veyahut da halkın büyük kitlelerinin yaptığı eylemler elbette ki hükümetlere, devletlere tesir eder. O yüzden bu eylemler daha çok sayıda yapılması lazım aslında. Hem çok sayıda hem de büyük kalabalıklar şeklinde yapılması lazım. Özellikle Avrupa ülkelerine baktığımız zaman bu şekilde bu Siyonist saldırılara karşı Avrupalılar gerçekten hani devlet bazında onlar ülkeleri, devletleri destek verirken ama oranın halkı işte veyahut da duyarlı olan insanları eylemler yapabiliyorlar. İsviçre'de bunu gördük. Eksi 24-25 derece soğukta bile büyük katlı çaplı eylemlerin yapıldığı eylemler oldu. Onlar bunu yapıyorlar. Üniversitelerde eylemler yaptılar. Amerika'da işte profesörleri tutuklandı, böyle önemli insanları tutuklandı, öğrencileri sürekli tutuklanma halinde. Ve ne yazık ki şimdi burada da bir şeye değinmek isteyeceğim. Ancak oradaki Amerika'daki eylemlerden sonra bizler üniversitelerde bir şeyler yapmaya çalıştık. Tabii onu da tam yapamadık, beceremedik ama yine Allah razı olsun yapan üniversitelerimiz oldu, bu eylemleri yapan gençlerimiz oldu. Bizler de burada yine El-Aksa olarak aynı şekilde bu çadırlarımızı kurduk ve orada eylemlerimizi yaptık ve gerekeni inşallah dünyaya gösterdik. Evet. Peki hocam, bizler toplum olarak sanki Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın önemini çok fazla bilmiyor gibiyiz. Evet. Bir Müslüman olarak Mescid-i Aksa ve Kudüs bizim için neden önemli? Evet, şimdi Mescid-i Aksa yeryüzünde yapılmış olan ikinci mescittir. Biliyoruz Mescid-i Haram'ı yani Kabe'yi Hazreti Adem inşa etti. Bunu biz Peygamber Efendimiz hadisinde öğreniyoruz. Mescid-i Haram'ı yani Kabe'yi inşa ettikten 40 yıl sonra Mescid-i Aksa'yı inşa ediyor Hazreti Adem.
ve ta Hazreti Adem'den beri gelmiş olan bir mabettir. Yeryüzünde işte Allah'a ibadet edilen ilk mescid Kabe'dir ve ondan sonra Mescid-i Aksa geliyor. O yüzden Mescid-i Aksa Müslümanlar için önemli. Bütün peygamberlerin hemen hemen uğradığı bir yer Mescid-i Aksa. Çünkü Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz orada bütün peygamberlere namaz kıldırıyor ve oradan Miraç'a yükselme hadisesi Mescid-i Aksa'dan oluyor. Mescid-i Aksa'nın bahçesinden oluyor. O yüzden Mescid-i Aksa bütün Müslümanlar için önemli. Yani sadece Mescid-i Aksa Filistinlerin meselesi değil, sadece Arapların meselesi değil. Yeryüzündeki bütün Müslümanların aslında meselesidir. O yüzden Mescid-i Aksa'yı yeteri kadar anlatmamız lazım, sahiplenmemiz lazım. Peygamber Efendimiz yine bir hadis-i şerifinde yeryüzünde ibadet edilecek üç mescidi sayıyor. Bunlardan birisi Mescid-i Haram'dır yani Kabe'dir. İkincisi Mescid-i Nebevi'dir. Medine'de Peygamberimizin mescididir. Üçüncüsü ise yine Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Haram'da yani Kabe'de kılınan bir namaz 100.000 kat daha değerli diğer namazlara göre, diğer yerde kılınan namazlara göre. Mescid-i Aksa'da ise yine Peygamber Efendimiz hadisine göre 1.000 kat daha fazla, 1.000 kat daha ecri olan bir yer Mescid-i Aksa. O yüzden Mescid-i Aksa'ya önem verilmesi lazım. Bütün Müslümanların gündemde olması lazım. Küçüğünden büyüğüne kadar, yaşlısından gencine kadar Mescid-i Aksa şiarıyla gençlerimizi yetiştirmemiz lazım. Bu noktada adımların atılması lazım. Evet. Hocam görüyoruz ki toplumun bir kesiminde dünyanın başka bir yerinde olan zulümler beni ilgilendirmez düşüncesi hakim. Evet. Özellikle de gençlerde görüyoruz bunları. Evet. Sizce biz tam olarak nerede yanlış yapıyoruz? Eğitimsel noktada mı, imani noktada mı eksiklerimiz var? Evet yani tabii hem eğitimsel noktada eksikler var, hem imani noktada eksikler var. Tabii imani noktada derken şimdi aynı zamanda Kudüs'ün bir imani mesele olduğunu da söylememiz lazım. Çünkü Kudüs Mescid-i Aksa bir coğrafi mesele değil, imani meseledir. Bu noktada yeterli eğitimleri vermiyoruz aslında biz gençlerimize. 2018 yılında Kudüs'e gittim, Cenab-ı Allah nasip etti, Mescid-i Aksa'ya gittim, Filistin'i dolaştık. Batı Şeria'daki 7-8 tane ili şehri dolaştık. Orada gördüğümüz manzara şuydu. Yahudiler daha küçük yaştaki ana sınıfındaki veyahut da işte ilkokuldaki bütün öğrencilerini getiriyorlardı. İşte Mescid-i Aksa tarafındaki, çevresindeki veyahut da diğer yerlerdeki bütün yerleri tek tek gezdiriyorlardı. Ve bu şekilde küçük yaştaki daha ilkokul veyahut da ana sınıfı seviyesindeki gençlerine, çocuklarına bu aşıyı yapıyorlardı. Ve bu şekilde oraların kendi toprağı olduğunu ve o şekilde bunların işte Müslümanların elinden zoraki de olsa alması gerektiğini aşılıyorlardı. Ama bizler bunu yapamıyoruz. Yanı başımda mesela bir Çanakkale'miz var. Buraya dahi yeterli duyarlılığı gösteremiyoruz. Yani her bir gencimizin Çanakkale'yi görmesi, oradaki olaylardan ders alması lazım. Çünkü Çanakkale'ye gittiğimiz zaman orada yatan insanların mezar taşlarında ne görüyoruz? Gazze görüyoruz, değil mi? Yemen görüyoruz, Ürdün görüyoruz. Yani bütün İslam coğrafyasından gelen insanlar orada yatıyor aslında. Onlar bize destek vermek için, bu ümmeti ayağa kaldırmak için gelmişlerdi. Bizlerin de o şekilde gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmesi lazım. Eğitimlerimizi buna yönelik yapmamız lazım. Yani Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı bütün gençlerimizin dimalarına yerleştirmemiz lazım. Böyle bir sevda, bir işte fikir olarak onlara bunu aşılamamız lazım. Peki sizler El-Aksa platformu olarak 7 Ekim'den bu yana ne gibi çalışmalar yürüttünüz? Evet, El-Aksa platformu olarak 7 Ekim'den bu yana büyük mitingler gerçekleştirdik. İşte birincisi Elazığ'da yani küçük çaplı mitingler, yürüyüşler sürekli oldu. Hemen hemen her hafta, bazen haftada iki defa, üç defa olmak üzere yürüyüşler, basın açıklamaları, televizyon programları veyahut da işte konferanslar, seminerler şeklinde okulların gezilmesi, bütün öğrencilere, bütün Elazığ'daki mesela bütün ortaokullar ve liselere dolaşıldı ve Kudüs anlatıldı, Mescid-i Aksa ve bu olaylar anlatıldı. Bunun dışında büyük çaplı eylem yapıldı. İlki Elazığ'da yapıldı. 26 Mayıs 2024 tarihinde Elazığ'da büyük Gazze mitingi düzenlendi ve 13 ilden insanlar geldi. Aynı şekilde ikincisi Malatya'da yapıldı ve 30 Temmuz tarihinde. Ve bu şekilde eylemler var. Yine bunu hatırda tutmak için, çünkü Kudüs'ün meselenin hatırlarda kalması lazım. O yüzden El-Aksa platformu olarak her hafta Cuma'yı cumartesine bağlayan sabah teheccüd namazı var. İşte şehrin çeşitli camilerinde, şu an İmam-ı Azam Camisi'nde sabah namazında teheccüde duruluyor. Ondan sonra kunut kırılıyor ve ondan sonra sabah namazı kırılmak suretiyle bu şekilde bir dua programı ve bir teheccüd programı var. Bunun gibi birçok şey eylemleri yapıyoruz ve yapmaya da inşallah devam edeceğiz. Tabii bunu devam etmek istemiyoruz aslında. Umuyoruz ki bu olaylar bitsin. Bir an önce Filistin'de zafere ulaşalım, Mescid-i Aksa'da zafere ulaşsın ve Müslümanlar zafer elde etsinler, bu zulümler bitsin.
Ama işte durum onu gösteriyor ki bu ateşi yayacaklar. Bütün dünyaya yaymaya çalışmaları var. Böyle olunca da bizler inşallah sürekli sahada olmaya gayret edeceğiz ki bunları duyuralım halkımıza ve insanlara ve oradaki insana destek olalım. Evet. Biliyoruz ki İsrail son zamanlarda bir hazırlık yapıyor Lübnan'a da saldırmak için. Evet. Ayrıca dünyanın çeşitli devletlerinin hükümetlerinde başında bulunan kişiler de 3. Dünya Savaşı'nı dillendiriyor. En evet. son ülkemizde de bu dillendirildi. Evet, sizler evet. bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani bu savaşı yayma çalışmaları var. Çünkü onların arz-ı mevul planları bunu gerektiriyor. Arz-ı mevul planlarından sonra da yine onların düşünceleri, Siyonistlerin düşüncesi bir dünya krallığı, tek dünya krallığı, tek dünya devleti şeklinde görüşleri var onların. Yani sadece arz-ı mevutla yetinmeyecekler ve tek dünya krallığına dönüşecek bir serüvenler var onların. Onların o sapkın inançlarında, Kabbala'daki o şeylerde, büyük kitabında veyahut da onların o yapmış oldukları şeylerde, ayinlerde bunu savunuyorlar. Ondan dolayı 3. Dünya Savaşı'nı doğru dünyayı sürüklüyorlar. Tabi inşallah bu olmaz ama sonuçta buna doğru giden bir dünya var. Temennimiz olmaması ama kaçırılmaz herhalde ki. Evet. Evet. Sizler sivil toplum kuruluşları olarak saldırıların başladığı günden bu yana Gazze'ye destek olmak amacıyla yardım da topluyorsunuz. Evet. Toplumun bir kesiminde bu yardımlar yerlerine gerçekten ulaşıyor mu ve nasıl ulaşıyor gibi bir düşünce hakim. Evet. Yardımları nasıl gönderiyorsunuz Gazze'ye? Evet, şimdi yardım kuruluşları var. Bunlar üzerinden gidiyor. Önemli yardım kuruluşları var Türkiye'de ve onlar bu yardımları bizzat ulaştırıyorlar. Aynı şekilde bizler de mesela yine Anadolu Gençlikleri'ne olarak bu yardımları doğrudan Filistin yetkililerine teslim ediyoruz. Mesela Filistin'in en büyük yetkililerinden biri Filistin Devlet Başkanı İsmail Haniye'dir. Gazze Hükümeti'nin başkanı İsmail Haniye'dir. Onunla o Ankara'da olduğu süreç içerisinde topladığımız yardımları ona ulaştırdık veyahut da onun göstermiş olduğu, onun göndermiş olduğu insanlara bu yardımları doğrudan teslim edildi. Ama onun dışında da elhamdülillah birçok derneğimiz var, birçok STK'mız var. Onlar da topraklar yardımları bir şekilde oraya ulaştırma yolunu buluyorlar. Tabii ulaşamayan yardımlar da oluyor ne yazık ki. Çünkü İsraillerin öyle bir barbar, öyle bir vahşi bir şey var ki orada. Orada sözüm ona siviller ama kendileri işte. Gerçi İsrail'de hiçbir sivil yoktu. Çünkü hepsi silahlı insanlardan oluşmakta olan. Yardımları engelliyorlar. İşte televizyonlarda, basında bunu görüyoruz. Yardım tırlarını yağmalıyorlar. Onların Filistin'e, işte Gazze'ye ulaşması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bunun dışında yine birçok yolla, birkaç yolla yardımlar ulaşıyor elhamdülillah Gazze'ye. Evet. Sizin yardım kampanyaları düzenlediğinizi söylemiştik. Ayrıca Elazığ'da çeşitli etkinlikler, programlar, evet. farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları da yürütüyorsunuz. Elbette. Elazığlı vatandaşların katılımını nasıl buluyorsunuz? Gazze noktasında hassasiyet nasıl Elazığ'da? Evet, yani insanımızı böyle biraz daha gevşek buluyoruz. Halbuki bu önemli olaylarda özellikle biz şu an bir devrin şahitliğini yapıyoruz aslında. İşte yanın başımızda bir zulüm var. Şahit olduğumuz olanlardan da nedir? Sorguya çekileceğiz. Çünkü yan başımızda bir olay olduğu zaman basit bir olay olsa bile değil mi? Onu bizi şahit olarak gösterir ve ondan dolayı da bir sorumluluğumuz olur ve o şekilde biz de şu an yaşadığımız dönemin şahidiyiz ve şahit olduğumuzdan dolayı da büyük bir zulme, büyük bir katliama, büyük bir soykırıma şahitlik ediyoruz. Öyleyse bunun da vebali ağır olacaktır Cenab-ı Allah katında. O yüzden insanımız böyle bir eylem varsa, böyle bir işte miting varsa daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Yani katılım noktasında ne yazık ki halkımız böyle gereken duyarlılığı göstermiyor. Tabii gereken duyarlılığı gösteren kardeşlerimiz de var. Bütün mitinglere, bütün eylemlere katılan insanımız var. Hatta işte engelli olduğu halde, böyle birçok sıkıntısı olduğu halde bu eylemleri kaçırmayan insanlar var. Ama bunun dışında böyle genel olarak insanımızı hem bu yaptığımız mitinglere, yürüyüşlere, eylemlere hem de işte yapılan işte boykot çalışmalarına halkımızı davet ediyoruz. Yani şu an yeterli görmüyoruz. Zaten yeterli olmuş olsaydı bu biraz daha ses getirirdi. Şu an ses getirmemesinin temel sebeplerinden biri budur. Biraz daha halk olarak, biraz daha kitlesel olarak bu eylemleri yapmamız lazım. Evet. Sizler evet. yaptığınız mitinglerin birçoğunda Filistinli yetkilileri de muhakkak davet ediyorsunuz. Elbette. Gelip konuşsunlar, dertlerini Elbette. Anlatsınlar diye. Evet. Peki Filistinli yetkililerle konuştuğunuzda tam olarak bizden ne bekliyorlar? Evet, şimdi onların bu hem mücadelenin başında, bu 7 Ekim olaylarının başında hem de önceki dönemdeki olaylarda işte biliyoruz tam 75 yıllık olaydan bahsediyoruz. Onlar bizden
bekledikleri şeyleri böyle birkaç madde halinde söyleyelim. Mesela birinci olarak medya gündeminden düşürmeyin diyorlar bunu. Bunu bizzat Hamas lideri İsmail Haniye söylemiştir. İşte 3 Ocak'ta, tahminimce 3 Ocak'ta şehit edilen Hamas'ın liderlerinden Salih Arri vardı. O söylemişti. Bizzat onun da katılmış, o toplantılara katıldık. Onların söylemiş olduğu şeyler. Medyaya da gündemden düşürmeyin. Gerek bunu yerel medyanızda, gerek ulusal medyada, gerek sosyal medyada sürekli bunu gündeme getirin. Bizim mücadelemizi, bizim yaptıklarımızı gündeme getirin diye, bu soykırımı gündeme getirin diye söylüyorlardı. İkincisi, meydan eylemlerini ve yürüyüşleri bırakmayın şeklinde. Meydan eylemleri ve yürüyüşleri bırakmayın. Biz de bunu elhamdülillah yapmaya çalışıyoruz. Hem Anadolu Gençliği olarak hem de işte Elazığ, El-Aksa platformu olarak bunu sürekli yapıyoruz. Bunun da önemi şu. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bir sahabesi var. Abdullah İbni Mektum biliyorsunuz. Gözleri görmeyen bir sahabe. O tam şu an hatırlamıyorum hangi savaştı. Savaşa katılmak istiyor, cihada katılmak istiyor ama Peygamber Efendimiz kendisinin gözleri görmediğinden dolayı geri durması gerektiğini, işte Medine'de kalması gerektiğini söylediği zaman Müslümanların sayısını düşmana göstermek için diyor, ben de katılmam lazım diyor. Yani bir kişi dahi olsa Müslümanların sayısını, Müslümanların gücünü kafire, düşmana, müşriklere göstermek için ben de katılmalıyım diyor ve o şekilde Peygamber Efendimiz'den izin alıyor ve o da işte cihadın geri planında, işte cephe gerisinde ne işler gerekiyorsa o da onları yapıyor. O yüzden meydanları, yürüyüşleri hiçbir şekilde bırakmamız lazım ve bunu bizden istiyorlar. Yine siyasi olarak meseleyi sürekli ülke gündeminde tutun. Siyasi olarak sürekli ülkemizin gündeminde olması lazım. Ve diplomatik ilişkilerin gözden geçirmesi lazım bu noktada. Bunları yapmamız lazım. Yani biz bu eylemleri yapacağız ki siyasiler de, devlet yönetenler de ona karşı bu tedbirleri alsınlar ve ona karşı gerekli adımları alsınlar. Bir diğeri, bir önce de bahsettik, Kundak'taki bebekten gençlere ve yaşlara kadar bu Kudüs davasını, Mescid-i Aksa davasını anlatın şeklinde bizden istekler var. O yüzden bizler bunları anlatmamız lazım. İlkokuldan, anaokulundan daha küçük yaşlardan itibaren insanımıza bunu anlatmamız lazım ki elhamdülillah bu anlatılıyor. Daha işte geçen gün ulusal basına da yansıdı. Elazığ'daki bir çocuk alışveriş yapmış olduğu marketten İsrail malları almadığını, almaması gerektiğini marketçiyle olan konuşmasını böyle güzel bir şekilde gördük. Yani elhamdülillah genç nesil, küçük neslimiz yetişiyor da bunları gündemde tutmamız lazım sürekli. Bir diğer olarak mali destek noktasında destek istiyorlar bizden. Çünkü orada gerçekten ciddi sıkıntılar var. Hem silah noktasında hem diğer yardımlar noktasında oraya yardımcı olmak lazım. İşte boykotu devam ettirin şeklinde bizden istekleri var. Onu yapmamız lazım. Ve bunları siyasi olarak diplomatik ilişkilerin kesilmesi, ticaretin işte kesildi elhamdülillah ama yine işte bazen duyuyoruz farklı ülkeler üzerinden çünkü İsrail'le bağı olan bazı şeyler var. Bizde bazı işte güçlü para kuruluşları veyahut da güçlü oluşumlar var. Onlar ticareti yapıyorlar ve direkt doğrudan İsrail'e yapmıyor ama başka bir ülkeye satıyor malını. O ülke üzerinden tekrar İsrail'e götürme durumları var. Bunun da tamamıyla kesilmesi lazım. İşte yine İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılması lazım. Çünkü Siyonizm'e işte İsrail'in yaptığı katliamlara en büyük desteği sağlayan orada haber ağını, haber iletişim ağını, o da işte kendisine yönelik olan şeyleri anında haber veren bir sistem var. NATO'ya bağlı sistem ve o da doğrudan hemen bunu İsrail'e haberdar ediyor. Buraların kapatılması lazım. Bunları böyle bizden istedikleri talepleri. Evet. Evet. Biliyoruz ki işte İsrail şu an Gazze'de soykırımlarına devam ediyor. Her saat belki bir çocuk, bir kadın, bir yaşlı insan hayatını kaybediyor. Evet. İnsani açıdan baktığımızda oraya karşı bir sorumluluğumuz var ve sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Peki Müslüman olarak ne gibi bir sorumluluğumuz var? Evet, Müslüman olarak bu davayı önemli bir dava bilip ona göre sürekli hani gündemde tutmaktan bahsettik. Eylemlerimizi yapacağız. Bunlara karşı işte güç hazırlamamız lazım. Hani Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var aynı zamanda ayetlerde de geçiyor. Ayette şöyle geçiyor. Kuvvet atmaktır diyor. Onlara atacağız. Yani eskiden atmak neydi? İşte eski dönemlerde bir ok atmaktı. En iyi oku sen yapacaksın. İşte bir mızrak atmaktı. Veyahut da zamanla işte bu toplara dönüştü. Farklı şeylere dönüştü. Günümüzde de bunlara karşı büyük güç oluşturmamız lazım. Büyük işte kuvvetleri hazırlamamız lazım. Onlara karşı işte yine hani her zaman örnek veriyoruz Erbakan hocamızın söylediği onların atmış olduğu füzeleri havada frekansını değiştirmek ve tekrar kendi başlarına döndürmek suretiyle bir teknolojiye ulaşmamız lazım. Yani bu şekilde gençlerin yetiştirilmesi lazım. Bu şekilde bilinç verilmesi lazım. Gençlerin bu noktada eğitilmesi lazım.
yazılımlarımızın, yazılımcılarımızın veyahut da işte bilgisayarcılarımızın bu noktada hangi alanı ilgilendiriyorsa o alandaki insanlarımızın işte hem üniversite akademik kadrosunda hem de diğer işte teknik kadrodaki insanların buna yönelik çalışmaları yapıp ona göre bunların o attıklarını kendi başlarına döndürecek çalışmaları yapmak lazım. O da kuvvet atmaktır. Hadisini ve ayet kelimesini bize hatırlatıyor. Evet. Evet. Biliyoruz ki İsrail ordusu teknolojik açıdan mücahitlerden çok daha üstün durumda. Teknolojik olarak çok daha ileri durumda. Mücahitlerin sadece ayağında neredeyse bir çarık varken ve bir Kalaşnikov varken onlara kafa tutabilmesini imani açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı zamanda bir annenin çocuğu ölüyor, dimdik ayakta duruyor. Bir babanın çocuğu ölüyor, dimdik ayakta duruyor. Bunları imani açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani bunlar gerçekten böyle başından itibaren bu davayla yetişmiş olan insanlar. Şimdi o da Filistinli bir annenin sözünü hatırlıyorum. Diyordu biz evlatlarımızı, yani sizler dünyanın çeşitli yerlerinde evlatlarınızı işte yetişmek için işte ileride iyi bir iş sahibi olsunlar, makam mevki sahibi olsunlar diye dünyaya getiriyorsunuz ama biz evlatlarımızı şehit olsunlar diye dünyaya getiriyoruz diye bir şeyler vardı. Gerçekten de bunu görüyoruz. Onlar direniyorlar. Şimdi bizde bir laf var. Mesela evladım mı var, derdim mi var lafı var ama onlar evladım mı var, ümidin var şeklinde bunu aşılamışlar. Evlatları var ama ümitliler onlar. Bu sonuna kadar bu mücadeleyi yapıyorlar. Onlar mesela çocuklarını iki kez taşıyorlar Gazze'li anneler. Birincisi hamile kaldıklarında onu taşıyorlar. İkincisi de şehit olduklarında tabutlarına omuz verme suretiyle onları taşıyorlar. Böyle bir şey de işte bu neyin göstergesi? Bu güçlü bir imanın göstergesidir. Güçlü bir duruşun, kararlı bir duruşun, vatanlarını terk etmemenin, topraklarını terk etmemenin duruşudur. Bu şekilde hani yine bugün mesela bir şeyde sosyal medyada rastladık. Yıkıntılar, enkazlar üzerinde oturmuş iki tane anne çocuklarını böyle seviyorlar ve onlarla uğraşıyorlar, onlarla ilgileniyorlar. Bu da toprağın üzerindeki işte betonlaşmayı gelişmişlik olarak gösterenlere karşı yıkılmışlığın kesinlikle olmadığını, her türlü halde bile biz buna direnme göstermesini anlatıyorlar bizlere. Yani şu an bakıyoruz Gazze'de bu kadar yıkıma, bu kadar katliama, bu kadar şeye rağmen insanlar bir yandan evlerini temizliyorlar, bir yandan işte binalarını yeniden inşa ediyorlar, hastanelerini yeniden onarıyorlar. Bunu yaptırmak elbette ki kendilerine büyük bir imandır, ulvi bir davadır. Onlar bu davanın farkındalar ve o davayı da bizlere o yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla ne yapıyorlar? Gösteriyorlar ve örnek oluyorlar. Bu da büyük bir imanın neticesidir. Evet. Şimdi biliyoruz ki 2006 yılından bu yana Gazze adeta bir açık cezaevi durumundaydı. Sıkı bir ambargo uygulanıyordu, ilaçlar girmiyordu, çimentolar girmiyordu. Orada yani açık bir cezaevi durumundaydı. Evet. Ve bunun akabinde bir Aksa tufanı başlatıldı 7 Ekim tarihinde. Şimdi dönüp sosyal medyada vatandaşların yazdıklarına baktığımızda sanki savaşı Filistinliler, Hamas başlatmış gibi bir algı var. Evet. Biz kendi vatandaşımızı sizce yeterince doğru şekilde bilgilendiremiyor muyuz? Elbette tabii. Şimdi o 7 Ekim olaylarından önce de bu vardı. Hani sürekli söylüyoruz 75 yılı hatta 100 yılı bulan bir katliam söz konusu orada. 100 yılı yılan bir mücadele söz konusu orada. O yüzden bizler bunu iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Yani 7 Ekim'de olaylar başlamadı. Olaylar 75 yıl önce başladı. Bunu halkımızın iyi bilmesi lazım. Yani Hamas, El Kassam Tugayları bu harekatı başlatmasalardı bile onlar zaten bunu planlarını yapmışlardı. Çünkü onlara göre, onların o işte bir önce bahsettiğimiz Kabala'daki büyülere göre, onların kendi düşüncelerine göre bir şekilde eylemi yapması lazımdı. Hamas tabii bunu haber alıyor. Onlar bu eylem hazırlanırken, büyük bu şu anki soykırımın hazırlığındayken onları ansızın gafil bir şekilde alıyorlar. Ve bir önce bahsettiğimiz yani dünyanın sözümanı en teknolojik silahları, en işte gözetleme, her tarafı görme, aynı anda görme durumlarına karşın 7 Ekim sabahında onları tamamıyla çökertme ve onların işte birçok gücünü ele geçirme, onların işte istihbarat servislerine girme ve bu şekilde onların birçok belgelerini, dokümanlarını ele alma. Çünkü 7 Ekim olayı buydu ve bu şekilde bunu sağlamış oldular. Yani 7 Ekim'le başlamadı bu olaylar, yıllardır var bu zulüm ve onlar da bu zulümün bitmesi için bir an önce harekete geçtiler ve bu şekilde de eylemini gerçekleştirdiler. Evet. Evet. Yine biliyoruz ki İsrail ile İran arasında büyük bir çekişme söz konusu. Son zamanlarda karşılıklı füze atımları ve roket atımları da mevcut.
Hatta İran'ın gönderdiği füzeler Müslüman devletler tarafından düşürüldü. İsrail tarafından da değil. Evet. Yine İran'ın el altından Hamas'ı desteklediğine yönelik çeşitli açıklamalar mevcut. Siz İran-İsrail çekişmesini nasıl buluyorsunuz? İran'ın Hamas'ı desteklemesini samimi buluyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Evet, elbette. Yani burada o büyük bir hani güç var dedik. Siyonizm gücü. Bu Siyonizm gücü Siyonistlerden müteşekkil, aynı zamanda işte Amerika'da Evangelist denen bir grup var. Onlar da bunlara destek veren bir grup. Böylesine dünyayı hakimiyeti altına almaya çalışan güçler bunlar. O yüzden onlara karşı hangi ülke ne yaparsa biz onların yanında olmamız lazım. İşte İran da bu noktada eskiden olduğu gibi desteği veriyor. Hamas'a desteğini veriyor. İşte bu süreçte de yine desteğini verdi ama ne yazık ki işte onların attığı işte bombaları, füzeleri ne yazık ki sözümana Müslüman olan ülkeler işte Ürdün'den veya diğer ülkelerden düşürmek suretiyle oraya ulaştırılmadı. O yüzden bunların bu ülkelerin işte İslam ülkelerinin, Arap ülkelerinin, devlet başkanlarının bir an önce bu olayın farkına var ki farkındalar ama ona göre bunları bitirici şeyler, eylemler yapması lazım. Ona göre gerekli adımları yapmaları lazım. Yani Müslümanların birlik olması lazım. Biz burada zaten 57 İslam ülkesinden bahsederken İslam Birliği'ni unutmamamız lazım. İslam Birliği'nin her şekilde kurulması lazım. Çünkü İslam Birliği adeta bir İslam ümmeti şu an bir tesbihin taneleri gibi dağılmış durumda. Bunları derleyip toplanması ve bir araya gelmesi ve bu şekilde zulme karşı direnişi göstermeler lazım. Ecdadımız Osmanlı bunu yapardı, Selçuklu bunu yapardı. Yeryüzünün neresinde bir zulüm varsa oraya giderlerdi, o zulmü bastırmak için gerekli çalışmaları yaparlardı. Şu an ise zalimler, kafirler işte bir yeri işgal etmek için gidiyorlar, bir yerde soykırım yapmak için gidiyorlar. O yüzden bizlerin İslam Birliği'ni bir an önce kurmamız lazım. Yani olmazsa olmazımız İslam Birliği'dir. Peki ne gibi çalışmalar bu İslam Birliği'nin kurulmasına sebebiyet verebilir? Görüyoruz ki işte 57 tane İslam ülkesi var ancak liderleri hep farklı farklı düşünce yapısı içerisinde. Evet. Neler yapılmalı? Vatandaşlardan mı, halk tarafından mı bir baskı uygulanmalı? Elbette. Burada? Yani işte bu eylemler zaten onun içindir. Halkların eylem yapıp, büyük gösteriler yapıp devlet başkanlarını bu noktada harekete geçirmesi içindir. Onlar tabii eylemler biraz daha güçlü olsa, biraz daha ses getiren eylemler olsa onlar da bu adımları atacaklar. 57 tane işte İslam ülkesinin lideri ne yazık ki bunu sağlayamıyorlar. Halkların bunları harekete geçirmek için eylemlerini has safhaya ulaştırmaları lazım. Evet. Yine son zamanlarda Norveç, İspanya, İrlanda gibi ülkelerin Filistin'i 1967 sınırları üzerinden devlet olarak tanıması konuşuluyor. Evet. Sizce böyle bir tanıma İsrail'in elini güçsüzleştirir mi? Uluslararası anlamda Filistin'e ne gibi katkısı olur? Evet, şimdi burada da tabii dikkat edilmesi gereken bir husus var. 1967 sınırları deniyor. Halbuki 1967'de yine Filistin işgal edilmişti. İşgal edilen birçok nokta vardı. Bu olayların ta başından 1917'lere gitmek lazım. Yani Filistin'in Osmanlı dönemindeki sahip olduğu topraklara ulaşması lazım. Orada bir siyasi oyun da olabilir içerisinde 1967 sınırları. Ve aynı zamanda tek 1967 sınırları değil, orada bir diğer madde de Kudüs'ün ikiye ayrılması meselesi var. Doğu Kudüs ve Batı Kudüs şeklinde. Bu da aslında sıkıntılı söylemler. Çünkü Kudüs aslında hem doğusuyla hem batısıyla Müslümanlarındır ve Müslümanların kalmalıdır. Yoksa Kudüs'ü ayırdığın zaman doğu ve batı şeklinde o da zaten bu Siyonistlerin emeline, onların amaçlarına hizmet etmiş olur. O yüzden burada uyanık davranmak lazım. Onların amaçlarını, işte 1967 sınırları dediklerdeki sınırlar nelerdir onları bilmek lazım. Ta başından itibaren yani Yahudilerin işgal etmediği, Siyonistlerin işgal etmediği bir topraklar başında baktığımız zaman 1947 yılında işte daha önceki süreçte bunların işte İsrail, tabi İsrail demeyelim yani burada Filistin haritasına baktığımız zaman tamamıyla her taraf Filistin iken küçük bir bölge varken daha sonra gitgide o alan daralıyor ve Müslümanlara getirdikleri durum. O yüzden burada biraz daha hem devletimizin, yöneticilerimizin ve diğer İslam ülkelerinin buna dikkat etmesi lazım. Burada bir oyun olabilir, siyasi bir oyun olabilir bu da. Evet. Yani Kudüs doğusuyla da batısıyla da İslam'ındır. Bölünemez aslında. Bölünemez bütündür Kudüs. Sizler yine gençlerin bilinçlendirilmesinin, eğitilmesinin önemli olduğunu bahsettiniz. Evet. Peki Anadolu Gençlik Derneği olarak sizler gençler için neler yapıyorsunuz? Evet, bu noktada bizler gençlerin her konuda donanımlı, ahlaklı, imanlı bireyler olarak yetişmesi için birçok faaliyetimizi yapıyoruz. Mesela en önemli faaliyetlerimizden biri sabah namazı buluşmaları. Gençlere sabah namazı buluşmalarını aşılamamız lazım. Şimdi bunu zaten Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetmeye giderken bir gün işte sabah namazına gidiyor, camiye bakıyor, kimse yok. Diyor ki biz bu şekilde Kudüs'ü fethedemeyiz. Haçlı işgalinde Kudüs o yıllarda, 1100'lü yıllarda.
biz bunu bu şekilde, yani kimse Müslümanlar camilere gelmemişken biz burayı fethedemeyiz diyor ve bir bilinçlendirme hareketi başlatıyor ve sloganı da şu oluyor: Va İslam'a sloganıyla tam 8 yıl boyunca Va İslam'a, yani yazık oldu Müslümanlara, yazık oldu İslam'a, böyle giderse Müslümanlık yeryüzünde kalmayacak şekilde bir sloganla, Va İslam'a sloganıyla harekete geçiyor ve 8 yıllık bir süre içerisinde bilinçlendirme hareketi yapıyor. İnsanları bilinçlendiriyor Kudüs konusunda, Mescid-i Aksa konusunda, yapılması gerekenler konusunda. Ve hatta o süreçteki sözünü biliyoruz. Mescid-i Aksa Kudüs işgal altındayken bize gülmek haram duruyor ve gülmüyor ve gülümsemiyor bile o yıllar içerisinde. Ta ki Kudüs'ü 1187 yılında fethedene kadar, yeniden fethedip o Haçlı işgalinden kurtarana kadar bunu yapıyor. O yüzden bu bilinçlendirme hareketini yapmamız lazım. Bize de gençlerimizi sabah namazına alıştırma adına her hafta şehrin farklı bir camisinde bir araya geliyoruz ve gençlerle sabah namazı buluşması yapıyoruz. İnsanlarımızın bir kısmı velileriyle geliyor. Velileriyle gelemeyen öğrencilerimiz, imkan olmayan, aracı olmayan öğrencilerimizi, arkadaşlarımız, dernek yönetimimizdeki arkadaşlarımız, teşrif mensuplarımız ta evlerinden alıp camilere, o şehrin değişik noktalarındaki camilere getirmek suretiyle bu faaliyeti yapıyoruz. O camiden çıkıldıktan sonra, sabah namazından sonra işte şartlara göre ya oradaki caminin işte şeyinde bir avlusunda bir kahvaltı yapıyoruz. Gençlere bir çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz simit eşliğinde. Veyahut da şehrimizin çeşitli yerlerine gidiyoruz. İşte cipe gidiyoruz bazen. Cip Mesir Alanı'na sabahın saatinde, serin vaktinde. Ondan sonra Mesire-i Nefes'teki Mesir Alanı'na gidiyoruz. Bazen işte Harput'a, Anguzu Baba'ya kadar her yıl mesela Anguzu Baba'ya bir defa gideriz. Orada gençlerle birlikte sabahın o serin vaktinde orada o faaliyetleri yaparız. Yani bu da bir bilinç hareketidir. Gençlerimizi sabah namazına alıştırmak. Çünkü sabah namazından kalkan genç elbette ki diğer namazlarını da kılacaktır ve bilinç kazanacaktır. Bunları yapıyoruz. Onun dışında işte eğitimlerimiz dernekte olan, sürekli her hafta lise öğrencilerimize, ortaokul öğrencilerimize, ilkokul öğrencilerimize faaliyetlerimiz, sohbetlerimiz ve eğitimlerimiz mevcut. Sadece yani böyle dersler, sohbetler şeklinde değil de aynı zamanda aktiviteler yapıyoruz gençlere. Bir yüzme aktivitesi yapıyoruz. Ondan sonra futbol aktivitesi. Yani gençlerin hoşlanıp da ne yapmak istiyorlarsa biz o şekilde gençlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu da bir bilinç hareketi sağlıyor. Evet. Boykot konusunu biraz daha açacak olursak, evet, toplumun genelinde benim alacağım bir içecek, benim alacağım bir kahve ya da almayacağım bir içecek, almayacağım bir kahve İsrail'e ne yapabilir düşüncesi hakim. Evet. Sizce boykot neden önemli, neden yapılmalı? Evet, yani bir ürün bile onlara destektir. Hani biraz önce Abdullah İbni Mektum'dan örnek verdim. Müslümanların sayısını düşmana karşı güçlü göstermek için ben bir kişi olsam bile burada olmak zorundayım diyor. Öyleyse biz de onların, özellikle Yahudilerin, Siyonistlerin en büyük karları burada işte büyük şirketlerin olması, büyük kuruluşların olması, onları boşa çıkaracak boykotların muhakkak yapılması lazım. Yani bir iğne demeden veyahut da bir iplik demeden, bir kuruş demeden onlara en ufak bir şekilde yardım gitmemesi lazım. Çünkü onlar o giden yardımlarla ne yapıyorlar? Onu silaha dönüştürüyorlar, onu bombaya dönüştürüyorlar, onu katliama dönüştürüyorlar. O yüzden halkımızın minüşlü olup onların hangi ürün varsa, bu zaman zaman sosyal medyada paylaşılıyor. Tabii bunda da biraz dikkatli olmak lazım. Zaman zaman Siyonist algı farklı ürünleri, kendi ürünlerini de işte İsrail malı değildir diye gösterip algı yanıltması yapıp farklı şeyler yapabilir ki yıllarca bunları yaptı. Belli markaları kendine karşı markalar gösterip bunların alması sağladı. Halbuki kendi ürünleriydi. O yüzden daha ciddi bir şekilde çalışmalarını yapılıp bunu STK'ların, bu işi yapanların bunu belirleyip, net olarak belirleyip o ürünlerden bir tanenin dahi alınmaması lazım. Yani bir çekirdeğin dahi, işte bir kuruşun dahi onlara gitmemesi lazım. Çünkü onlar bunu anında, katliama anında silaha dönüştürüyorlar. Evet. Peki son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde gündeme gelen işte karbon ayak izi, yeni çıkan iklim yasaları, evet, ve ahlaki bir çöküş söz konusu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi dünya özelde bu Filistin Gazze meselesiyle uğraşırken aslında bu da tabii çok önemli bir olay. Aynı zamanda dünyayı yöneten güçler, küresel güçler dediğimiz çeteler, onlar boş durmuyorlar aslında. Bir yandan Gazze ile, bir yandan Filistin ile, bir yandan bu meselelerle uğraşırken diğer yandan da farklı şeyler peşindeler. İşte iklim yasaları peşindeler. İklimin işte değiştiğini ve bundan dolayı da farklı şeyler yapması gerektiğini, hayvanların katletilmesi gerektiğini. Şimdi mesela bir yapay et gündemde. Suni et, yapay et gündemde. Şu an et fiyatlarının mesela pahalı olmasının temel sebebi budur. Yani biz bir tarım ülkesi, biz bir hayvancılık ülkesiyiz. Etin kilosu 500 liraya geçmiş. Böyle bir durumdayız. Bunlar hep bir projenin ürünü aslında. Normalde bu şekil olmaması gereken, etin kilosunun belki de daha aşağılarda olması gereken bir yerdeyken, işte karbon ayak izi diyerek hayvanları katlediyorlar. Katledecekler. Ki bunun örneğini 4-5 yıl önce pandemi başlamadan önce gördük. Avustralya'da
10 bine yakın deveyi katlettiler bunlar. İşte bizim içme sularımızı kirletiyorlar, işte havayı kirletiyorlar, ozon tabakasına zarar veriyorlar şeklinde. Bunu yaptılar. İşte günümüze de büyükbaş hayvanlar üzerinden bir proje, işte yeri gelecek küçükbaş hayvan üzerinden. Bunun temel gayeleri yapay eti, işte sünni etleri gündeme getirmek, onları yapmakta başlamışlar çalışmaya, üretiyorlar, bunun üretimini yapmışlar. Ülkemizde de birkaç üniversiteye bu görevi vermişler ve onlar yapay et çalışmaları yapıyorlar. Bu şekilde hayvanları katledip işte kendi ürünlerini, kendi şeylerini piyasa sokma çabaları. Bunda karbon ayak izi, hatta işte geçen de Türkiye'de bile karbon ayak izinden bile vergi alınma meseleleri gündeme geldi. Ahlaki çöküş var, gençler işte giyiminden kuşamına kadar her bir hareketinden görüyoruz yaptıkları şeyler. İşte aynı zamanda eğitimdeki sıkıntılarımız var, bunların her birinin çözülmesi lazım. Yani bizler buna yönelik çalışmaları yapmamız lazım. Evet. Programımızın da sonuna geldik. Sizler Son olarak neler söylemek istersiniz? Evet, Cenab-ı Allah bizlere birlik versin, vahdet versin inşallah. İslam ülkelerinin bir arada olduğu, yani bu sıkıntıların bitmiş olduğu, Gazze'deki, Filistin'deki olanların bitmiş olduğu, sadece Gazze'deki değil, yeryüzündeki bütün coğrafyadaki Doğu Türkistan'dan tutun, Myanmar'ından tutun, Arakan'dan tutun, tabi bizim ismini bilmediğim birçok ülkede aynı zamanda zulümler, soykırımlar devam ediyor. Onların zulümlerinin olmadığı ve aynı şekilde sadece o değil, dünyanın yeryüzündeki, yani Müslüman olsun olmasın, bütün mazlumların da yüzünün güldüğü inşallah bir günlere ulaşmayı Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin. Bu yüzden çalışmamız lazım, bu yüzden gayret göstermemiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Allah razı olsun, bize teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, bir Gazze'yi unutma programının daha sonuna geldik. Programımızda Anadolu Gençlik Derneği Elazığ İl Başkanı Sayın Yemliha Akyıldız'ı konuk ettik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.